27 Nisan 2017'de Ohio mahkeme salonundaki sahneyi anlatmak kulağa yine sıradan bir gün gibi gelebilir. Gerçekten de titreyen baş parmaklar, titreyen bacaklar ve hızlı bakışlar bir yargıcın kaderini belirlemesini bekleyen herkes için tipik davranışlardır. Ancak bu özel günde yargıç Ralph Winkler'ın kararını bekleyenler tahmin ettiğiniz kişiler değildi. Aslında hakimin önünde uzun tahta bir bankta oturan 11 çocuk vardı. Cool kardeşler Colby 16 yaşında, Christian 14, Caleb 13, Kylie 12, Carson 10 ve Shuele 9 yaşında. Koruyucu ailedeydiler ve tek bir çatı altında kalabileceklerini umuyorlardı. Yine de bir ailenin yarım düzine kardeşi kabul etmesi her zaman zor bir görevdi. Ancak şans onları Christina ve Christopher Sanders'a getirdi. Onlar her zaman çocuklarla ilgilenmeyi ve sonunda evlat edinmeyi hayal eden bir Cincinnati çifti. Christopher'ın karısı, evlat edinmek her zaman onun kalbindeydi, dedi. Kalbi çok büyük. Sanders, koruyucu çocukları gelmeden önce bir anlaşma yaptı. Kimleri alırsak onları tutacağız. Christina, yargıç Winkler'a bunları söyledi. Bu yüzden koruyucu aile sistemindeki bu 6 kardeşi duyduklarında onlar bir şey yapmak için harekete geçtiler. Christopher insanlara, bu kardeşleri duyduğumuzda onları bir arada tutmak için bir plan yaptık, dedi. Christina, birlikte kalabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacaktık, diye ekledi. Ancak durum bu kadar basit değildi. İlk başta çift, erkek çocukları Caleb, Carson, Kristen ve Kobe'yi Ohio Orman Parkı'ndaki evlerine başarıyla taşıdı. Ancak kardeşler Sanders'larla mutlu bir şekilde yaşam kurmalarına rağmen hala başka koruyucu ailelerde olan kız kardeşleri Kylie ve Shuele için endişelenmeden edemediler. Ancak bu, Christina ve Christopher'ın karşı karşıya kaldıkları bir engeldi ve sonunda son iki çocuğa da eve getirmeyi başardılar. 6 yatak odalı evleri çiftin eklenmesiyle heyecanla doldu. 6 koruyucu çocuğun tümü hemen evde hissettiklerini söyledi. Ama etkilemeleri için birkaç kişi daha kaldı. Tam olarak 5 kişi. Onlar yargıç, avukat ya da sosyal hizmet görevlisi de değillerdi. Onlar 27 Nisan'da mahkeme salonundaki diğer 5 çocuktu. Christina ve Christopher Sanders'ın zaten ebeveyn olduklarını görüyorsunuz. Ve günümüz ailelerinin çocuğuna kıyasla Sanders ailesi zaten büyüktü. Gerçekten de bu Sanders'ın 5 biyolojik çocuğu var. Christopher 19 yaşında, Cameron 14 yaşında, Caden 12, Chad 10 ve Kathleen 9 yaşında. Kylie ve Shuele'ye taşınmaları için yeterli alan sağlayan da Christopher'ın Cincinnati Üniversitesi'ne gitmesi oldu. Tabii ki 13 kişilik aileyi tamamlayan orman parkında yaşayan 10 çocuk kısa sürede sıkı bir grup haline geldi. Ara sıra kardeş tartışmalarına rağmen çocuklar iyi geçiniyor. Örneğin çocuklar zamanlarının çoğunu bahçede spor yaparak geçiriyorlar. Bu daha fazla erkek ve kız kardeşte çok daha eğlenceli hale gelen bir eğlencedir. 3 kız kardeşte gerçekten sıkı bağ kurdular. Shuele ve Kathleen mahkeme günlerinde birbirlerine olan sevgilerini, birbirleriyle eşleşen kıyafetler giyerek gösterdiler. Kathleen'in kız kardeşi olmanın en iyi yanı artık iki kız kardeşimin olması, dedi Shuele. Kathleen, o şimdiye kadarki en tatlı kız kardeş ve onu çok seviyorum, diyerek bunu kabul etti. Çocuklar Sanders'larla çok güçlü bir bağ kurduklarından ve iyi niyetli bir aile haline geldiklerinden Christopher ve Christina bunu resmileştirmeye karar verdiler. 27 Nisan'da üvey evlatlarının 6'sını da evlat edinmek amacıyla yargıç Winkler'ın huzuruna çıktılar. Yargıç Winkler, ABC 9 News'a verdiği demeçte, "2 yıldan fazla bir süredir buradayım," dedi. Bir aile tarafından ilk kez 6 çocuk evlat edinildi. Bu yüzden bunun benzersiz olduğunu biliyorum. Yargıç Winkler'ın küçük mahkeme salonundaki kalabalıkta, sadece Sanders'lar ve onların biyolojik ve evlatlık çocukları değil, aynı zamanda çok sayıda ek aile üyesi de vardı. Bazıları olacakların duygusal olacağını bilerek koltuklarına giderken mendil aldı. Aralarında paylaşılan sevgi açıktı ve yargıç Winkler, evlat edinme belgelerini imzalamaktan çekinmedi ve bu Sanders'ları resmen 13 kişilik bir aile yaptı. Ancak bazı gözlemciler karışık duygulara sahipler ve Christina ve Christopher, siyah çocuklar yerine beyaz çocukları evlat edinme konusunda sorularla karşı karşıya kaldı. Christopher, "Biz sadece çocuklarımızı sevdiğimiz ve ırk bizim için bir sorun olmadığı için cevap vermiyoruz," dedi. "Tanrı hepimizin aynı olduğunu söylüyor." Sanders'lar o zamandan itibaren günlük hayatlarına geri döndü. Diğer zorlukların yanı sıra tüm çocukları sabahları uyandırmak ve okula hazırlamak için ortalamadan daha sıkı bir program gerektiriyor.